Sayın Mustafa Destici'nin seviyesiz cümlelerine cevap vermeden önce bir miktar sakinleşmeyi beklemem gerektiği için sizlerden öncelikle özür diliyorum. Onun seviyesinde bir cevap vermeye meşrebimiz izin vermezdi. Hak ettiği kelimeleri onun şahsına yöneltmek ve rencide etmek istemedim. Bizlere yakışan cahille kavga etmek değil, cahili eğitmektir. Öncelikle hatırlatarak başlayalım. Bizler Tito'nun veya Jivkov'tan değil, evladı Fatihanlardan arta kalanlarız. Balkan topraklarında bizler her insan gibi kadim kültürümüzü ve tarihimizi iftiharla sahiplenmekteyiz. Erkan Bey'in arta kaldığı topluluk ise inatçılıkları, adaletleri ve Anadolu'ya bağlılıklarıyla ünlü kadim Boşnak halkıdır. Sayın Destici, Türk tarihi bilmediğiniz yaklaşımınızdan anlaşılıyor. Şunu öğrenmeniz gerekir. Yuso, Yusuf'un kısaltılmış halidir. Yusoviç ise soyad olarak Yusufoğlu anlamına gelmektedir. Bu güzel soy ismi Türkiye Cumhuriyeti'nin akraba gördüğü topluluklardan birine mensubiyet işaret etmektedir. Destici'nin ifadelerinin Türklük ile bağdaştırılması ve Boşnaklara yakıştırılması asla kabul edilemez. Ne yazık ki biz evladı Fatihanlar olarak bu nevi ayrıştırıcı cümleleri son 20 yıl içerisinde bürokrat ve siyasilerden duymaya başladık. Kah suyun ötesi dediler, kah Selanik dönmesi dediler. Bu ifadeleri kullananların kimin kafasında, kiminin kafasında fes, kiminin sırtında Diyanet cübbesi vardı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın ağzından duyduğumuz edebe ve ahlaka aykırı kelimeleri unutamamışken Sayın Mustafa Destici de bu kervana tüm bu ifadelerin kaynağının aynı olması da bir tesadüf değildir. Ne var ki bu ayrımcı ifadelerin arkasındaki kin nasıl oldu da gurbet çilesi çeken vatandaşlarımıza ulaştı anlayamadık. Ekmek parası kazanmak uğruna el kapısında gurbet çilesi çeken, Solingen yakılan, okullarda hor görülen, her gün İslamofobiyle yüz yüze kalan vatandaşlarımızın hangi sebeple ajan ilan edildiğini çözemedik. Almanya'da Türk, Türkiye'de Almancı olarak ayrımcılığa uğrayan vatandaşlarımıza ajan yaftası yapıştıranlar asla milliyetçiliğin savunucusu olamazlar. Bu ittifak içerisindeki herkesin bu çizgide olmadığını biliyoruz. Ancak bu durum onların sessizliğine anlayış göstereceğimiz anlamına gelmiyor. Diyor ya Ali İzzet Begoviç, ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Sessiz kalanları anlamıyoruz ve anlayamıyoruz. Hele ki bu sessiz kalanlar arasında boşnak siyasetçilerin yer almasını da asla kabullenemiyoruz. Bu konu siyaset üstü bir konudur. Aynı ittifakın içinde olup sessiz evladı Fatihanlara Şeyh Edebali'nin sözlerini hatırlatıyorum. Cahil ile dost olma, ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez üzülürsün. Saygısızla dost olma, usul bilmez, adab bilmez, sınır bilmez, üzülürsün. Sevginin kazanacağı, ayrımcılıkların biteceği, ötekisi olmayan bir toplum olacağımız günler yakındır. Söz veriyorum, Balkanlara bahar gelecek. Söz veriyorum, Rodoplarda, Balkan dağlarında, Mavroda'da yeniden sümbüller açacak. Söz veriyorum, kimse arkada kalmayacak. Söz veriyorum, çünkü 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyorum. Onun bize sözleri var,
Biz doğru duracağız, eğri belasını bulacak diyor.